Milli görüş ihtiyari değil, mecburidir. Milli görüşe dönülmedikçe insanlık hayatını idame ettiremez. Milli görüş harekatı yeni bir saadet dünyasının kurulmasının başlaması harekatıdır. Rastgele bir olaydan bahsetmiyoruz. Bütün insanlık tarihinin en önemli olayların birisinden bahsediyoruz. Milletimizin ve bütün insanlığın kurtuluş ilacını bir tohum gibi muhafaza eden biziz. Gayrimilli tahribat bizim yüzümüzden engelleniyor. Biz Çağlayan'da 1 milyon insanla İsrail'i tehlike mitingini yaptığımız için Davos'ta One Meeting sözünü duydunuz. Bugün Türkiye'de hanımının başı örtülü bir cumhurbaşkanı var ise bu ne o hanımın ne de o da cumhurbaşkanının eseri değil, milli görüşçülerin eseri. Milli görüş ihtiyari değil, mecburidir, mecburidir, mecburidir. Milli görüşe dönülmedikçe insanlık hayatını idame ettiremez. Olduğu üzere dünyayı dış mihraklar yönetiyor. Ve bu dış mihraklar Amerikan yönetimini avuçlarının içine aldılar. Öyleyse 5000 yıldan beri güttüğümüz gayelerimizi bir an evvel gerçekleştirmenin vakti gelmiştir. Nedir bu gayeleri? Biz Cenab-ı Hakk'ın has kullarıyız. Diğer kullar bize köle olsun diye yaratılmıştır. İnançları bu. Biz efendi olacağız. Herkes bizim kölemiz olacak. Bu ebedi dünya hakimiyetine arz-ı mevudu kontrolümüz altına almakla ulaşacağız. Nedir bu arz-ı mevudu? İsrail bayrağı üzerinde gösterilmiş. İki tane mavi çizgiden birisi Fırat'ı, biri Nil'i gösteriyor. Fırat neresi? Fırat Türkiye. Ne diyor bu bayrak? Biz Türkiye dahil bütün Orta Doğu'yu kendi kontrolümüz altına alacağız. O halde bir bir arz-ı mevlut üzerindeki ülkeleri yok edelim ve dünyada bizim emrimizi dinlemeyecek hangi ülkede hangi yönetim varsa onu ikna edelim, yerine kendi yönetimimizi kuralım. Karar budur, uygulama budur. İşte bu uygulama dolayısıyla gördüğünüz gibi Afganistan işgal edildi, Irak işgal edildi, şimdi Suriye, İran işgal edilmek isteniyor. Sonra Mısır, Suudi Arabistan ve arkadan da Türkiye. Kim söylüyor bunu? İsrail bayrağı söylüyor. Çünkü Fırat'la Nil arasındaki saha dediğin zaman Fırat bizim nehrimiz. Bizde doğuyor. Bizden yürüyoruz. Bütün bunlar benim toprağımdır diyor. Buraları işgal edeceğim. Dünya hakimiyetine böylece ulaşacağım diyor. Her şey açık. Almanya ile Fransa arasında her gün ne kadar tren gidip geliyor, uçak seferi var, insan gidiyor, kamyon ve sermaye gidiyorsa Türkiye ile İran arasında da o kadar vasıta gidecek, o kadar uçak gidecek, o kadar insan gidecek, o kadar yakın münasebet olacak. Ama dış güçler İşte bunun olacağından korkuyorlar. Ondan dolayıdır ki olmadan önce biz hesabı tahrip edelim diyorlar. Uzun yıllardan beri hasretini çektiğimiz bir toplantının heyecanı içindeyim. Kardeşimizin İran'ın imanlı evlatlarıyla beraber bu kadar kıymetli insanlarla bir arada bulunmak Cenab-ı Hakk'ın büyük bir lütfudur. Elhamdülillah. Bir kere daha gördüm ki temelde birbirimizin devamıyız ve birbirimizin aynıyız. Biz burada kendi evimizdeyiz, kendi partimizdeyiz ve aynı şekilde söylenen şeyler bizim 40 seneden beri söylediklerimizin aynısıdır. Bunları bir kere daha görmüş olmaktan büyük bir bahtiyarlık duydum. Allah hepinizden razı olsun. Dinlediğimiz temel fikirler ve gayeler dikkate alındığı zaman Türkiye'de ne kadar haklı konuştuğumuzu görüyorum. Çünkü biz Türkiye'de muhalefetteyiz, İran'da iktidardayız. Kendi inanç kardeşlerimizle, kendi evimizde olarak konuşacağım. Bu buluşmamız inanıyorum ki
kardeş Türkiye ile İran arasındaki münasebetler bakımından değil sadece, bütün insanlığın kurtuluşu ve yeni bir dünyanın kurulması bakımından tarihi önem taşımaktadır. Bunun heyecanı içindeyim. 300'ler kulübü demek, dünyanın en zengin 300 tane Yahudisi demek. En zengin 300 tane Yahudisi. Dünyayı bu Yahudiler idare eder. Bu kulübün başkanı Rockefeller'dir. İngiltere'deki başkanı Rothschild. Nitekim Fransa'daki başkan da o Rothschild'in teyzesinin oğlu diğer bir Rothschild'dir. Ve İtalya'da Agnelli'dir. Fiat'ın sahibi. Japonya'da Mitsubishi'dir. Şimdi biz burada bu toplantıyı yapıyoruz ya, 300'ler kulübü de şifreli internetle aynı toplantıyı yapıyor şu anda. Nasıl İslami gelişmeyi önleyecek? Şimdi şu anda onlar da şifreli internetle konferans yapıyorlar. İran'daki İslami inkılabı nasıl engelleriz? Onların konusu da bu. Bütün dünya ile tek başımıza mücadele edemeyiz. İslam birliği gerekir. Bu üç adımın gerçekleşmesi ancak milli görüşçüler sayesinde olabilir. Bu hocamızın bize bıraktığı bir mirastır. Şimdi Suriye'ye bakın. Perişan olduk. Komşularımızla sıfır politika olacaktı ihtilaf. Kavgalı olmadığımız bir tane komşu kaldı mı Allah aşkına ya? İşte Suriye, işte Irak. Şimdi İran'la karşı karşıya getiriyorlar. Bakın, siz uyanık olun, Allah rızası için söylüyorum. Batılılar Türkiye'yi ve İslam alemini zayıf düşürebilmek için iki kolda saldırıya geçtiler. Plan yaptılar. Bunun birincisi ırkçılığı, kavmiyeti körüklemek. Sen Kürtsün, sen Türksün, sen Acemsin, sen Arapsın, sen Boşnaksın, sen Çerkessin. Ya peki biz gibi? Biz milleti İbrahim'deniz. Biz birliği görüşçüyüz. Nerede olursak olalım. İki, mezhep farklılıklarını ihtilaf meselesi haline getirdiler. Yakından tanıdığımız kardeşlerimiz bile, yahu şu İran var ya, ya bunlar Şii, bunlar takiye yaparlar. Suriye'de onların peşinden gidiyor. Bunlar bize Amerika'dan da tehlikeli. Allah'tan korkun ya. 400 yıldır biz İran'la kavgalı olmadık. Şimdi Amerika Orta Doğu'yu böleceğim diye bizi birbirimize düşürürken aklınızı şu kadarcık kullanamıyor musunuz ya? Biz bunları önlediği için şimdi artık İran'la tek cephe olarak çarpışabilir. Onun için de Suriye'yi alması lazım. Suriye'yi alacak. Gelecek bütün hızlığımız boyunca, düşününüz bütün Güney Anadolu'daki hızlığımız, Suriye'de, Irak hızlığımız baştan sona kadar şimdi artık İsrail'le olacak. Yahudi ile hızlı olacaksın. O Yahudi de İran'la savaşacak. Ve sana diyecek ki sen de benden beraber ol. Bunlara kalsa bunlar onlarla beraber ol, İran'ı savaşmaya da kalkarlar. Böylece İslam alemini darmaderler, insanlığı mahvederler. Öyle olmasa dahi arkadan hedef Türkiye'dir. Türkiye'ye hücum edecekler, Türkiye'ye sevri uygulayacaklar. Güneydoğu'ya alacaklar, İsrail'e katacaklar. Ermenileri getirecekler, Pontus'u getirecekler. Ne yapacakları belli. Zaten de onların hazırlıklarını şimdiden yapıyorlar. Adım adım. Bütün bunların hepsi, bu arkadan gelenecek olan olayların hepsi bizim milli menfaatlerimize aykırı. 1400 yıllık Osmanlı Selçuklu dönemimizin tarihine aykırı. Bulunduğumuz cepheye aykırı. Biz hep mazlumlardan yan aldık. Hiç bebek katillerini şimdiye kadar desteklemedik. Onlara maşallık yapmadık. Bebeğe tutup da al şunu öldür demedi bu millet tarihi boyunca. İlk defa bunları döneminde söylüyor. Hizbullah silahsızlaştıracak, gelin tekrar bebekleri, kadınları, çocukları, yaşları öldürün. Bu ne büyük vahşet. Bunun elbette dünyada da hesabını veremezler, ahirette de hesabını hiç veremezler. Evet, işte bu. Onu ben şöyle siz bana lütfen verin. Buyurun. Ben onu kameraya tutayım şöyle arkadaşlar. Evet. Bu şimdi ne ifade ediyor efendim? Bak, sevir, manen ve materyalden yok olmak mı, yeniden büyük Türkiye mi? Ne demek bu? AKP'ye mi oyunu vereceksin, Saadet Partisi'ne mi? Burada mesela bölünen yerler... Bölünen yerler, şu pembe yer, sağdaki pembe yer Ermenistan.
Evet. Ermenistan burası benim olacak diyor. Yani dış güçlerin Türkiye'yi dış güçlerin Türkiye'yi evet. Bu yeni bir şey değil ki. Sevr haritası bu. Sevr. Bunu önümüze koydular. Uygulamaya da koydular. Onun için bu millet İstiklal Savaşı'nı yaptı. Bugün yine önümüze konuyor. Yine bugün İstiklal Savaşı'nı yapıyoruz ama İstiklal Savaşı 28 Mart seçimi şeklinde oluyor. Bu aynı İstiklal Savaşı'dır. Ve biz oyumuzu buna veriyoruz. Türkiye bölünsün mü bölünmesin mi? Bölünsün istiyorsan AKP'ye ver. Başta Kıbrıs'tan itibaren çorap söküğü gibi vermeye. Önce Kıbrıs'ı ver. Sonra 60 bin Amerikan askeri gelsin Türkiye'yi yerleşsin. Ondan sonra onun arkasından Ege desinler. Kopart Ege'yi Yunanlılara ver. Neymiş? Avrupa Birliği'ne gelecekmiş. Ermenistan burası. Şurası Pontus, şu sarı, bütün Karadeniz bölgesi. Şurası Bizans ekümenliği. Adam Lozan'ı dinlemeden gidiyor, Türk uyruğu olmayan insanı kendi idare heyetine alıyor yardımcı olarak. Hiçbir şey dinlemiyor. Bu AKP'nin toleransından yüz bulduğu için. Gözümüzün önünde gidiyor. Onun için biz de var var bağırıyoruz 75 milyon insan. Ey millet ya uyanın. Yer kayıyor. Çocuk oyuncağı değil. Kıbrıs gittikten sonra kim kurtaracak bir daha bu Kıbrıs'ı? Peki efendim sizin bu Türkiye seçim... parçalandıktan sonra kim bu parçaları birleştirecek? Bu seçim broşürünüzde olmak olmamak diye söylüyorsunuz. Yani evet. Bu belediye başka seçimi değil. Olmak olmamak tabii. Yani Türkiye'nin yok olup olmamasıdır bu. Şu plan yok. AKP oyunu verdi mi yok olmaya gidiyoruz. Bunu inanarak söylüyorum. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Bunlar bir medyum haline gelmişler. Kıbrıs'ı vereceğim, Ege'yi vereceğim. Ermenilerle kapılarımızı açalım, dost olalım. Adım adım bu plan uygulanıyor, dış güçlerin planı. Onlar bundan vazgeçmiş değil, time out almış. Lozan bir time out'tur. Yani Sevr'den vazgeçmemiş dış mirakla. Şunları manevi yapsın, çürütelim, yumuşak lokma haline getirelim. Öyle yutalım, az zayiatla yutalım. Sevr'den vazgeçmemiş. O Sevr'i uygulamak için bütün bu çarelere başvuruyor. Şimdi bütün gücüyle AKP'nin sırtını okuyor. Aferin, yaşa, var ol. Sen ne cesur adamsın, neler yaptın? Madalyalar takıyor, alkışlıyor, met ediyor. Maksadı ne? Türkiye'yi parçalayıp yutmak. O da bunun farkında değil. Cesaret madalyası verince cesur oldum zannediyor. 40 senedir ben sizi anlayacaksınız diye bekliyorum. Bir de bakıyorum ki başınızı yarmışsınız, gözünüzü yarmışsınız, ağlayarak geliyorsunuz. Ben size ne diyorum ya? Bu kapıya gelmekten başka çare yok. Buraya geleceksin. Hiç çaresi yok. Neden? Çünkü kurtuluş kapısını Saadet Partisi tutmuş. Sen de kurtulmak istiyorsun. Başka kapı yok. Milli Görüş bu ülkenin tabii çözümüdür. Tabii iktidarıdır. Kendisidir. Aslıdır. Bunun dışında hiçbir şey tutunamaz. Boşuna uğraşıyorsunuz. Boşuna. Hiç başka çare yok. Mesele çok basit. Bak açıkça söylüyorum. Getireceksiniz, anahtarları teslim edeceksiniz. Hiç çaresi yok. Yapamazsınız. Biz tarihimiz boyunca bu felaketlerden hep Milli Görüş'te kurtulduk. İspat mı istiyorsun? İşte Malazgirt. Biz 40 bin kişilik Sultan Abbas'ın ordusuyla 240 bin kişilik Romendi Hoca'nın ordusunu yenerken silahımızla yenmedik. Maddi gücümüz fazla olduğu için yenmedik. İman ile, Milli Görüş'le, demin söylediğim gibi şehidi şehit yapan mana ile yendik. Buna Milli Görüş derler. Milli Görüş'le yendik. Biz İstanbul'u Milli Görüş'le fethettik. Biz Çanakkale'de Milli Görüş'le zafer kazandık. Biz Nivolu'ya Milli Görüş'le gittik. Viyana'yı Milli Görüş'le kuşattık. İstiklal Savaşı'mızı Milli Görüş'le yaptık. Şimdi gelmişler. Bunlar vaadeti boğazımı sıkıyorlar. Gene bu sakan elleri kopartacağız, atacağız. Yeniden büyük Türkiye'yi kuracağız. Yeni bir dünya kuracağız Allah'ın izniyle.